Merhaba güzelliklerim. Hoş geldiniz. Ben de size çok hoş geldim bugün. Birlikte bebek süveteri öreceğiz. altı 6 aydan 2 yaşa kadar bu ölçülerde rahatlıkla yapabilirsiniz. El ölçünüze göre de biraz daha büyük, biraz daha küçük olabilir. Şöyle göstereyim bakın çok şahane bir süveter oldu. Bebeğinize bir gömlekle veyahutta bir boğazlık azakla giydirdiğinizde pengi bir kazakla giydirdiğinizde şahane duracaktır. Çok cici ve çok tatlı bir süveterimiz oldu. Süveterime bir ipten biraz fazla gitti. İkinci ipi de kullandım. yani iki tane ip almanız gerekiyor. Kalanıyla da başka bir örgüyle kombinleyerek ipinizi değerlendirebilirsiniz. Lastik örgünüzü elinizde olan 3-3,5 numara tığıyla Bakın şöyle 3-3.5 numara tığlarla yapabilirsiniz. Üst kısımda tığ denemelerinde bulundum ve en son 5 milimlik bir tığ ile ördüm ve istediğim gibi yumuşacık bir dokuyu elde ettim. Yani lastik için ince iç örgüsü için elinizde olan kalın tığ kullanabilirsiniz. 4-4.5-5 numara tığlarla anlattığım şekilde yapabilirsiniz. Hadi o zaman örmeye başlayalım. Alın ipinizi, tığınızı gelin. Evet arkadaşlar, önce ipimizi tığımıza bağlayalım. Ve çok sıkı olmayan 100 tane zincir çekelim. Bakın. Hatta şu ipimizi biraz şöyle uzun bırakalım. Bakın. Şu ipi biraz uzun bıraktım. Bu kadar bir ip lazım bize. Şimdi bakın böyle gevşek. 2 3 4 5 6 7 şöyle bakın esneyen bir zincir. Tam 100 tane zincir çekeceğiz. Böyle. Bak esneyecek zincirimiz. Esneme payı olacak. Yüz zincirimi çektim. Tığımı değiştirdim. Üç buçuk bilim bir tığa geçtim. 1, 2, üçüncüye batırdım ve bir trabzan yaptım. Sıradakine batırdım. Trabzan yaptım. Sıradakine batırdım. Trabzan yaptım. Tüm zincir boyunca trabzan yapacağız. Böyle. Bütün zincire iki kere de çekerek trabzan Evet tam 100 tane zincir çektik iki tane bıraktık ve zincirimizin tamamı kadar trabzan yaptık ve şimdi şöyle düz yüzünü alta getireceğiz bakın şöyle düzgün bir şekilde başlangıç noktasına halka şeklinde getirdim bakın. Burada hemen ilk trabzana birleştireceğim. Bakın ipimi aldım. İçinden geçirdim. 1 2 3 zincirle yukarıya çıktım ve burayı bıraktım. Şimdi şurada bir ip bırakmıştık ya bakın. Hemen onu buradan en alttaki tığladığımız yerden aldım ve bakın şöyle içeriye geçirdim şimdi bunu direkt zincir üzerinden de yapardık da zincir dönüyor yapanlar biraz zorlanıyor diye yeni arkadaşlarımız için böyle şimdi bunu arkada bağlayacağız bakın şöyle burada dursun bu şimdi bu sırayı da gidip gelelim ondan sonra burada lastik örgümüze geçeceğiz ve bakın lastik örgüde trabzan tepelerine hiç batılmaz. De devamlı trabzanın boşluğundan yani şu ara boşluklardan bakın. Şu ara boşluklardan girerek örülür. Şimdi birinci trabzanı önden tuttum tığımı bakın aldım tepeye batmadım. İpimi aldım ve buraya bir trabzan yaptım. Tekrar ip alıp bu sefer sıradaki trabzanı arkadan. Bakın tersten. Böyle. Bir trabzan yaptım. Sıradakini önden. Yani bir düz yüzden bir tane arka yüzden alarak tamamlayacağız. Bakın. Böyle ve böyle. Bak. Hiç tepelere batmayacağız. Bir önden boşluğundan bir arkadan boşluğundan bir önden bir arkadan ve bu size lastik örgü görünümü verecek burayı böyle tamamlayacağım ve yine sıranın sonuna gideceğim hep aynı işlemi yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın ön yüzü. Bu da arka yüzü. Aynı gözüküyor. Sırayı buraya kadar getirelim. Sona geldiğimizde bakın hep şu ilk trabzanın üzerine birleştireceğiz. Bakın şu ilk trabzanın üzerine bağladım. Bakın şu. Bir. iki zincir çektim. Tığma ipimi aldım ve yine bakın bu şimdi belli oldu ne yapacağımız artık şunu önden aldığımızı yine önden boşluğundan batarak alacağız arkadakini arkadan boşluğundan batarak alacağız öndekini önden arkadakini arkadan yani göründüğü şekilde öreceğiz. Şöyle. Bakın. Gördünüz mü? Artık bu böyle kendini götürecek. Ve çubuklarımız daha da bir belirginleşti. Bundan sonra böyle belirgin olacak. Bakın. Arka taraftan da aynı gözüküyor. Ön yüzden de aynı gözüküyor ve böyle devam edeceğiz. Önden görünenleri ön boşluğundan, arkadan görünenleri arka boşluğundan. Böyle. Evet arkadaşlar lastiğimiz tamam. 3 parmak genişliğinde lastik ördüm. İsterseniz bunu daha da uzun yapabilirsiniz. Burada 3 zincir çekerek döndüm ve tığımı 4 milim bir tığ yaptım. Şimdi bakın eğer gevşek öremiyorsanız bu tığı daha da kalın yapabilirsiniz. Şimdi şuradan birinciyi bıraktım. Bakın ikinciye batırdım. Şöyle hafif uzatarak çekeceğiz. Bakın. Bir. Aynı yere bir tane daha az uzattım bakın. 2. Aynı yere bir tane daha 3. Uzata uzata çekin. 1 2 üçüncüye batırdım. Bakın. Az uzattım ve bir trabzan yaptım. Aynı yere bir tane daha uzattım. Aynı yere bir tane daha bakın uzattım burayı. Şöyle yumuşacık bir trabzan düşüreceğiz buraya. Buradan sayalım. 1, 2, 3. Yine aldım. Bakın. 1. Uzattım. 2. Uzattım. 3. 1, 2 atladım. 3. Bakın uzattım burayı. 1. Uzattım. 2. Biraz uzattım. 3. Yumuşacık bir trabzan düşüreceğiz. 1 2 3.'ye batırdım. Bakın uzattım. Tekrar bir tane daha. Tekrar bir tane daha. 1 2 3.'ye batırdım, uzattım. Bakın uzata uzata çekeceğiz. Tek püf noktası bu. Şöyle. 1 2 3.'ye Zaten bir iki tane yaptıktan sonra eliniz alışır. Üçüncüye bakın. Yani hız alsanız bile küçültmezsiniz. Burayı uzatarak öreceğiz. Şöyle. Üçüncüye. Gördünüz mü? Bak bir iki tane yaptıktan sonra böyle hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Yalnız uzun uzun yumuşak yumuşak düşecek. Sona geldiğimde ilk trabzana üzerine almadan ekledim. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Şimdi sık iğne yapacağız ama nasıl? Bakın şu birinciye batırdım. Önündekinden tığımı çıkarttım. İpimi aldım. Ve buraya bir sık iğne yaptım. Hemen bu batılmış yere batırıp bakın batılmış yere batırdım. Öbür taraftan çıkarttım ipimi aldım ve bir sık iğne yaptım. Batılmış yerden batıp batılmamış yerden ipimi çıkarttım ve bir sık iğne yaptım. Batılmış yerden batırdım. Karşıdan aldım ve bir sık iğne yaptım. Bakın batılmış yerden batacağız. Batılmamış taraftan çıkartacağız. Lastik örgüde yaptığımız mantık gibi ama burada bakın sadece tepelerde. Batırdım ve çıkarttım. İlk tığ ucunu batılmış yerden batırıp batılmamış yerden çıkartacağız. Böyle şu şekilde bakın öne şu düşecek şu görüntü olacak ve devam edelim ben şurada bir tığ değiştireceğim bir tığı bir tık daha kalınlaştıracağım bir bakacağım daha yumuşak düşüyor mu Evet arkadaşlar şöyle 5 milimlik bir tığa geçeceğim bakın tığım 5 milim Sanki bununla daha bir yumuşak bir örgü düşürecek gibiyiz. Evet ben bununla devam edeyim. Bu sırada zorlanırız. Bir dahakinde gevşek düşürdüğü için zorlanmayız. Gayet de güzel çekiyor. Evet yumuşak düşürdü. Bakın. Değiştirebilirsiniz tığınızı. Elinizde bir tık daha kalanı varsa 5 numara, 4.5 5 numarayla örebilirsiniz. Yumuşacık düşmesini istediğim için denemede bulundum ve bu tığı güzel oldu. Batılmış yerden batıp batılmamış yerden çıkartıyorum. Sıramadık böylece tamamlayacağım. Hepsine batırdım, geldim ve yine bakın hemen birinciye birleştirdim. 1 2 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Şimdi yine aynı işlemi yapacağız. Bakın. Şuradan 3 trabzan yapmıştık ya. Bakın 1 2 şu ikincinin tam üstüne gelen buradan başlarsak eğer ipimi uzattım ve üç tane yaptım bir iki üçüncüye batırdım zaten bakın doğru burayı doğru ayarladığımızda gerisi hep üst üste gelecektir bir iki üçüncüye batırdım ve trabzanımı yaptım böyle 1 2 3. ye batırdım Ve 3 trabzanı aynı yere yaptım Ama uzatarak 1 2 3. ye Ve Örneğimiz bu Bu şekilde ilerleteceğiz Bakın hep aynı şeyi anlatmış olacağım Şimdi bunu e, Ben bir karış diyorum siz isterseniz daha uzun daha kısa nasıl isterseniz öyle ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu istediğimiz boya getirene kadar örelim. Evet arkadaşlar bakın boyumuz gayet güzel oldu. 1 2 3 4 5 altı, 7 tane örneğimi yaptım. Ama bu hani ördüğünüz ta ve çıkış uzunluğuna göre şu sayı değişebilir. Şöyle göstereyim bakın bir karıştan bir parmak uzun yaptım. Şimdi ne yapacağız? Gol yerlerini bırakıp ön parçamızı örmeye başlayacağız. Şurada bakın. Şimdi burada birleştirme noktam var ya. Buradan içeriye şu bir örneği alacağım. Nasıl alacağım? Şu şekilde ipimi götürerek bakın. Şöyle. Şimdi burada bir örnek bıraktım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi örneğimizi yapacağız. Hemen öbür tarafı da göstereceğim. Şöyle. Şimdi bakın şurayı bir örnek içeriye aldım. Şöyle tuttum. Şu şekilde şimdi sayacağız bir de örneklerimizi. Şuradan da şu ortayı bir belirleyelim. Şöyle bir dursun. Şimdi önde eee Şöyle yaptığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Çevirdiğimde 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 diyor. O zaman ne yapacağız? Bakın. Buradan 3 örnek bırakacağız. Şöyle. Şimdi önde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 örneğe kadar işaretleyelim. Bakın şöyle. Şimdi 13 örnek yapacağız burada. Şu şekilde 13 tane örneğimizi devam ettireceğiz. Arka tarafa geçmeden sadece öndeki örneklerimizi öreceğiz. Şöyle. 13 örneğimi yaptım. Şimdi şuraya bir tane de tek trabzan yapacağım. Tam bakın dibine. Şöyle şuraya bir tane de trabzan yaptım. Bir zincir çekip çevirdim ve aynı şekilde devam edeceğim. 3 örnek öreceğiz böyle. Birinci örnek sıramızı ördük. 2 örnek sırası daha yapacağız ve bakacağız tekrar. Geldi bakın. Şimdi 3 örnek sırası yapacağız ya. yukarıya çıkarken bakın aynı şekilde şöyle çıkacağız. Ve yine örneğimizi kuracağız. Bakın şu kenarda şöyle bir görüntü oluyor buna takılmayın onu düzelteceğiz kenarlarını tığlarken. Evet 3 örnek sırası yaptım. Şimdi bakın burada omuzları bırakacağız. Şu örneklerimiz ortada bir boşluk oluşturacağız ve boyun boşluğunu oluşturacağız. Hemen başlayalım yine. 1 2 3 Örneklerimi yapmaya başladım. Bakın şimdi burada şu birinciye değil ikinciye batırıp buraya bir tane trabzan yaptım. 1-2-3 örnek bakın şöyle yine döndürdüm 3 örnek bırakmış oldum omuza. her iki kenarını da tığlayacağımız için içe doğru yine örme payımız olacak şimdi bir kere daha örnek sıramı yapacağım iki tane örnek sırası yaptım aynı şekilde buradan da bakın 1 2 3 sayacağız şuraya tığımızı bağlayacağız bakın ve yine aynı buraya da iki örnek sırası yapıp tamamlayacağız bakın buradan yukarıya yine zincirle ve örnek sıramı iki sıra daha örnek buraya yapıp bu omuzu da yapmış olacağım. Evet bakın bitti. Önle işimiz bitti. Toplamda 5 örnek sırası kol boyuna ayırmış olduk. Şimdi arka parçamızı dümdüz öreceğiz. Şöyle şimdi şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 örnek sıram var. Şimdi 3 tane bakın şuradan bu tarafa 3 tane saydım. Şu üçüncünün bir önüne bakın bağladım. Buradan da şimdi 1, 2, 3 buradan da üçüncünün bir önüne tığımı taktım yani aralarda üçer tane bırakmış oldum yalnız üçer tanenin şu sondaki bir tanesine ipimi bağlamış oldum böyle şimdi bu ipleri hep saklayacağız öyle şey yaparken buradan yine zincirimi çektim ve bakın şurada 1 2 3 4 5 örnek sırası yaptık 5 örnek sırası da arkadan dümdüz örerek tamamlayacağız ve sonra öbür detaylarına geçeriz. Öreyim ben burayı şimdi dümdüz öreceğiz. Evet arkadaşlar bakın süveterimizin geldiği son hali. Şimdi omuzları birleştirip lastik örgülerimize geçeceğiz. Şuradan 3 örneğimin olduğu yerden arkadan da aynı şekilde şöyle tutacağım. Pardon, iç yüzünü çevireceğiz. Burası düz yüzü. Hemen şöyle ters yüzünü çevirelim. Şöyle. Bekleyin. Şu. İpimi aldım buradan. Ve hemen şu ilk olana tığımı takıp bir içinden geçirdim. Bakın şöyle birleştireceğim bu sefer. İçinden geçirdim. Aldım ve içinden geçirdim. teker teker sonuncu ve şöyle şuradan ipim zaten az kaldı bu ipleri saklayacaksınız güzelliklerim tığlarken biraz uzun bırakın başka bir tığ yardımıyla ya da kenarlarını tığlarken tığlayacağız aynı bu omzu da aynı şekilde birleştirelim İki tarafı da birleştirdikten sonra süreterimizin düz yüzünü çevirip başlayacağız lastik örgümüzü yapmaya bakın Şöyle şurası bizim düz yüzümüzle çevirdim arkayı. Şuradan arkanın tam ortadan ipimi bağlayacağım. Bir iki zincir çekeceğim. Tığımı değiştirdim. 3 milimlik bir tığa geçtim. Lastiği ince tığ ile öreceğim bir sıra trabzan yapacağız şimdi yakanın etrafında şöyle bakın tek tek hepsine arkadakilere batırdım Bakın şimdi şurada ekleme yerim var. Altında da şu ilmeğim gözüküyor. Ekleme yerime batırdım. Almadım. Hemen bir altındakine batırdım. Tığımda dört tane. Üçünü birlikte çektim. Ve bir tane de böyle yaptım. Bakın şurayı bu şekilde topladım. Şimdi trabzanlı olan sıramız var ya burası. Üç tane trabzan yapacağım buraya trabzanın içine 3 tane şu sık iğne olarak yaptığımız sıraya bir tane trabzanlı olan yere 3 tane ve şimdi bakın burada yine şöyle öne geçeceğiz düz olan yere Burada şu boşluğun içine bakın trabzanın olduğu boşluğun içine batırdım önündekine batırdım ve yine üçünü birlikte çektim bakın sadece köşe dönüşlerde bunu yaptım ve yine şimdi bakın öbür köşeye kadar bakın buradayız şuraya geleceğiz ve yine hepsine birebir batarak trabzan yapacağım teker teker hiç atlamıyorum buralarda. Evet bakın yine aynı görüntüdeyiz. Şöyle göstereyim. Buranın içine batırdım. Buranın içine batırdım. Üçünü birlikte çektim. Birini tek çektim. Şimdi trabzan olan yere yukarıya çıkıyoruz. 1 2 ve 3 Sık iğne olan yere bir tane. Şurada almamışım. Hemen düzeltelim. Şimdi yine trabzan olan yere 3. 3. Şimdi yine bakın köşe dönüşündeyim. Bu arada giderken bakın iplerimi hep aldım. iplerimi hep topluyorum. Buraya bir tane batırdım. Ve sonra önündeki boşluğa da bir tane batırdım ve üçünü birlikte çektim. Şimdi başladığım noktaya bakın buraya geleceğim. teker teker böyle Evet. Bakın. ilk trabzanın üzerine ip almadan batırdım ve ipimi çektim bakın burası kapandı 1 2 zincir ve lastik örgümüzü yapmaya başlayacağız ilk trabzanın boşluğundan önündekini arkadan aldım lastik örgümüzü buraya kurarak geleceğiz iki sıra lastik yapacağım zaten bundan sonra bir sıra daha lastik yapacağız böyle bütün etrafını dolaşacağım. Evet, iki sıra lastiğimizi de yapalım. Sonra kollarımızı yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, bakın yakamız da gayet güzel ve düzgün bir şekilde oldu. Şöyle. Şimdi kol lastiklerini de yaparak süveterimizi bitireceğiz. Yine tam bakın kolun ortadan ipimi buraya bağlayacağım. Ve bir iki zincirle şimdi yine başlayacağız. Önce ilk sıramız trabzandan oluşuyor. Ve yine aynı köşeden geçerken bakın bir yukarıya geçerken buraya bir yarım buraya bir yarım aldım ve topladım şimdi trabzanlı olan yerlere 3 tane sık iğne olan yere bir tane trabzan boşluklarına 3 3 sık iğne olan yerlere bir tane. Böyle. Şimdi şurada omuz birleştirmesinde Bakın şurada omuz birleştirmesinde iki tane sıramız gözüküyor. Birine batırdım. Ötekine de batırdım. Ve yine burada şöyle tek yaptım. Ve aşağıya doğru aynı şekilde ineceğim. Trabzan olan yerlere 3 sık iğne olan sıraya 1 İki sırada kollar için lastik yaptım. Ha isterseniz daha da büyük lastik yapabilirsiniz. Yapın şöyle bir bakın. Aa, ben bunu beğenmedim. Benimki bir sıra daha yüksek olsun derseniz ekleyebilirsiniz. Yani bu lastikler tamamen şey. E, bak şöyle gözünüz kararı mesela daha da uzun olabilir. Daha da hani kısası olmaz. Zaten bu ideal bir boy. Üstüne sıra ekleyebilirsiniz. Şimdi şurayı da göstereceğim. Bakın. Şu. Bakın. Buradan bu tarafa geçerken şuraya dibe batırdım. Önündekine batırdım. Ve aldım. Şimdi ilk trabzanın tepesine de birleştirdim ve bakın trabzan sıramız tamam. Bir, iki. Şimdi lastiğimizi örmeye başlayalım. Lastikte bu birinci sıram. Üstüne bir sıra daha yapıp bitireceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Süveterimiz gayet güzel oldu. Şöyle. Yapacak bütün arkadaşlarıma kolay gelsin. Benimle birlikte gördüğünüz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.